Of! Annem eve dönüyor baba. Dönsün, gelsin bakalım. Ne yazıyorum, döner dönmez diyecek ki Eda, eşyalarını topla, hemen Amerika'ya gidiyoruz. Desin, nasıl olsa gidemeyecek. Ha, nereden bu kadar emin olabiliyorsun? Eğer o ile giderse döndüğünde beni bulamayacaktı ondan. Ahtım olsun evi terk ederim. Ne? Şşt, sessiz ol, geliyor. Ben geldim. Hoş geldin. Ne haber anne? İyilik. Hazırlan, sen, ben ve cici baban Amerika'ya gidiyoruz. Ben sana demedim mi baba? Ne dedin sen? Her şeyi sihirli aynadan gördük Dudu. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne? Hele o herifle gitmeye kalk. Bir daha yüzümü göremezsin. Ah, ne münasebet. Ne oldu koluna bacağına? Kırdım. Nasıl? Merdivenden mi düştün? Yok, sihirle. Ben yaptım. Annem beni Amerika'ya götürmesin diye. Hey Allah'ım, kuş kadar aklın yok mu senin? Ne alakası var şimdi? Hareket edemezsem annem beni taşımak zorunda kalır. Böylelikle belki de beni Amerika'ya götürmekten vazgeçer diye düşündüm. Yani senin anlayacağın tek çare buydu. Annen zaten bir yere gitmeyecek. Sen öyle zannet. Az önce sihirli küreden baktım, odasında valizlerini topluyordu. Ben odasına giremiyorum. Uygunsuz bir durumda görmeyeyim diye. Sen git seslen bakayım, aşağı gelsin. Onunla konuşacaklarım var. Yani şimdi baba bir şey diyeceğim ama sen bu halinle annemle konuşsan ne olur? Konuşmasan... Sen git çağır dedim. Gerisini bana bırak. Eda, bu ne hal? Bu ne kol bacak? Çabuk düzel. Senin Amerika'ya geleceğime kafam dahil bütün vücudumu kırarım, daha iyi. Ben yokken o salakla dolaşacaksın değil mi? Sen yokken diye bir şey yok Dudu. O adamla hiçbir yere gitmeyeceksin. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Sana soran mı var? Çabuk hazır ol. Umur havaalanında bizi bekliyor. Babam. Dudu, sana son kez söylüyorum. Gidersen bir daha yüzümü göremezsin. Anladın mı? Ay, dün akşamdan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Çok korktum. İster inan ister inanma Dudu, ben kararlıyım. Bu şatodan o adamla buluşmak için çıktığın an beni de hayatından çıkar. Yetti artık.